market alışverişi yaptım ve onu neler aldığımı göstereceğim. Bu benim karantina market alışverişim. Neden o isimle, neden bu ismi söyledim? Çünkü bir süredir biriktiriyorum bütün ihtiyaçlarımı, şimdi toptan aldım. Hani her gün gitmek yerine, normalde çünkü genel olarak 2 günde bir falan giderim böyle küçük ihtiyaçlarımı almak için. Ama bu sefer toptan aldığım için bunu karantina market alışverişim diyorum. Normalde ikinci market videomu gidip markette çekmek istemiştim ama malum durumlardan dolayı markette uzun uzun çekmek istemedim. Alacağım her şeyi aldım. Fişim de burada. Ne kadarlık alışveriş yaptığımı da söyleyeceğim. Şimdi neler aldığımı tek tek göstereceğim. 2 tane poşetimi çıkardım ama bir tanesi hala bunun içinde duruyor. Çıkaramadım artık. Usandım. Şimdi tek tek neler aldığımı bakalım ve tek tek hepsinin fiyatlarını söyleyeceğim. O zaman başlayalım. Evet, ilk olarak Torku'nun krem peynirini aldım. Krem peyniri normalde çok severim ama Torku'nunkini daha önce hiç denememiştim. Ve bunu 12.95 almışım. Hemen şuraya koyuyorum. Daha sonra çok yağ kaplayanları öncelikle göstereceğim. Sonra Pirel'in bulaşık deterjanını aldım. Her zaman bunu alıyorum. Bunun aromalıları falan da çıktı. İşte portakal aromalı, elma aromalı falan olanlar. A101'de yoktu. O yüzden almadım. Başka yerlerde var. Bir gün onları da denemek istiyorum. Bunu da 14 küsür bir şey aldım. Fişten aramayayım ama net eminim yani. Ondan sonra bir tane şöyle bütün tavuk aldım. Normalde tavuk göğsü olarak alacaktım ama A101'de kalmamış. Yani bu ara tavuklar çok çabuk tükeniyor. O yüzden bütün olarak aldım. Hemen bunun fiyatını bulayım. 18 lira 6 kuruş vermişim. Ne kadar tutmuş? 1 kilo 680 gram buna bu kadar vermişim. Bundan hemen şöyle alalım. Evet, zeytin almışız ama zeytini ben almadım. Galiba birlikte alışveriş yaptığım arkadaşım almış. Görmemiştim. Hemen zeytinin ne kadar olduğuna bakalım. Tam 13 lira vermişiz bu zeytine ve ben zeytin yemiyorum. Yemediğim bir şey 13 lira vermiş olmak beni çok üzdü. Hemen geçelim. Ondan sonra ya ben buradan bulayım da daha kolay olur. Mesela Osmancık pirinç almışım. 8,5 lira vermişim. Pirinci buradan bulayım. Böyle daha kolay ilerleyeceğiz galiba. Daha önce istediğim pirinci alamamıştım bir önceki alışverişimde. Çünkü kalmamıştı. Farklı bir şey almıştım. Fena değildi ama yine de bunun yerini tutmuyor. Bunu aldım. Bunu da hemen şöyle atalım. Kolalar nerede? 2 tane 1.25'lik kola aldım. İkisi de 4.35. Burada. Diğeri de. Bakalım. Diğeri de burada. Hemen bunları da şöyle köşeye koyayım. Alışveriş poşeti almışım. 3 tane. 75 kuruş tutmuş. Kabak. Kabaklarım 4.99 tutmuş. 845 gram gelmiş. Şöyle 3 tane aldım. Büyük ihtimal mücver olarak kullanırım diye düşünüyorum. Onları da hemen... Ay, koyacak yer bulamıyorum. Şöyle atıp gireyim. Ondan sonra limon almışım. 3.76 tutmuş. 420 gramı. Limonlarım da burada. Bu arada A101'de hani gitmişseniz görmüşsünüzdür. Her şeyi şey yapmışlar. Normalde mesela limonlar ayrı ayrı konuyordu. Hani bir kasanın içinde duruyordu. Siz poşetliyordunuz. Artık böyle hepsini poşetlemişler. İşte 3 tane, 5 tane, 6 tane falan. O şekilde direkt poşete alıyorsunuz. Ekmekler de hatta. Şimdi göstereyim. Ekmekler de ne kadar alıyorum? 1.25'e alıyorum değil mi? Evet. Bu şekilde ekmekleri de poşetlemişler. Bir süredir, bir haftadır falan bu şekilde. 2 tane de ekmek aldım. Bir tanesini buzluğa atacağım. Daha sonra buzluktan çıkartıp yiyeceğim. Çünkü her gün her gün ekmek alışverişi yapmaktansa böyle, hatta dolabımda şu an birkaç tane daha var da yedek bir tane daha olsun diye aldım. Buzlukta olunca iyi oluyor. Akşamdan çıkartıyorum kalmadığında. Sürekli dışarı çıkmak zorunda kalmıyorum. Zaten çalıştığım bir işim ve 9 Eylül'de okuyorum. Online eğitim var bize doğal olarak. Ondan dolayı dışarı çıkmam gerekmediği için bu şekilde hallediyorum. Şimdi neye geçelim? Bakalım ne varmış sırada. Dolmalık biberi 4 lira 16 kuruş vermişim. 380 gram tutmuş. Şu şekilde bunları da dolma yapacağım. Şöyle koyayım. Kartuş ağda. Ağda aldım. Böyle 2 tane aldım. Bu adlarına bir tanesine de 4 lira 95 kuruş vermişim. Almışken 2 tane aldım. Bana bayağı gider zaten. Şöyle alayım. Evet, sonunda onları sürekli gözümle kesiyordum artık şunları söylesem geçsem diye. Bir şah, 1 litre yağlı süt 3.45. Bunlardan da 2 tane aldım. Diğer uzak doğum yakınlaştırmak istemiyorum.
Bunu da şimdi onun yerine koyacağım. İki tane aldım. Hemen şöyle koyalım. Ve dev yağımız. Orkidenin 2 litrelik sıvı yağını 22 lira 25 kuruş almışım. Evet, burada kalanlarla devam edelim. Şu neymiş? Paketi çok güzel duruyor. Paketinden anlarım güzel şeyleri. Bunu da ben almadım. Bir şekilde market alışverişine oradan da kasaya girmiş. Ne bu? X-Roll'un Hindistan cevizli 2.75. Bunu da 2.75'e almışız benim haberim olmadan. Evet, geçelim. Mısır almışım. Ters tuttum. Dondurulmuş mısır. Bunu da genelde şey patlamış ya. Kırmızı mercimek patlamış. Etrafta her yerde kırmızı mercimekler var. Bunu da normalde hani böyle salatalara falan atabilirsiniz. Böyle haşlanmış halde falan. Ama ben şey yapıyorum. Tereyağında biraz böyle eritip üstüne ketçap ve mayonez sıkarak ev yapımı şey yapıyorum. Bardakta mısır yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bunun fiyatını bulalım. Bak yine biraz önceki sistemi bozdum. Buradan gitmeye başladım. 3.95 almış. Bir var, çabuk buldum. Evet, devam edelim. Petit beurre bisküvi aldım 2 paket. Bunlardan şey yapmayı düşünüyorum. Dün önce fiyatını söyleyeyim. 2.5 liraya almışım. Yakınlarda bunlardan mozaik pasta yapıp bir mukbang çekmek istiyorum. Daha önce hiç mukbang çekmedim. Böyle sohbet ederek bir şeyler yemek istiyorum. O yüzden aklıma mozaik pasta geldi. Onu yapayım dedim. Onu yerken konuşuruz bu son olaylar hakkında falan, böyle ne bileyim işler hakkında konuşuruz diye düşündüm. Şimdi eskiden A100'de Nutella vardı ama daha sonra kaldırdılar. İyi oluyordu aslında. Çünkü en çok gittiğim market olduğu için bütün ihtiyacım olan bütün aldığım şeylerin A100'de olmasını çok seviyorum. Torku'nun kakaolu fındık kremasını aldım. Bunu ne kadar almışız? 12.95 almışım burada. Sonra noodle'lar var. Bir tanesi spesiyel, diğeri de sebze aroma. Sebze almasaydı keşke, ben çok sevmiyorum ya. Neyse, bunları ne kadar almışız? 1.65'e almışız bunların da tanesini. Bizim margarin aldım. Bunu da 3 lira mıydı ya? Fiyatı 3 lira olan bir şey bakayım. Yok, bulamıyorum. Bunu atlayacağım. Kırmızı mercimeğe geçelim. Patlayan kırmızı. Neresinden patlamış bu ya? Bakayım şöyle yapınca düşecek mi? Yok, şu an bir şey düşüyor. Yukarısından patlamış olabilir. Kırmızı mercimek ne kadar? Kırmızı mercimek. 6.75 almışım kırmızı mercimeği de. Bunu da genelde mercimek köftesi yapıyorum. Mercimek çorbası pek yapmıyorum. Blenderım olmadığı için böyle ezemiyorum çorbayı. O yüzden de çok hoşlanmıyorum. O yüzden genel olarak kırmızı mercimek köftesi yapmak için kullanıyorum. Nescafe'yi almışım. Bunu artık ezberledim. 5.5 lira. Onlusu Nescafe'nin. Ondan sonra böyle ıvır zıvırlar var. Bunların fiyatlarına hiç girmiyorum. Etipuf almışız. Dido almışım. Benim bundan denemedim. Bunu ilk kez deneyeceğim muzlusundan. Bunu ben sevmiyorum. Yine o alan kişi aldı. Çokonat çok severim. Ondan sonra bir tane daha puf çıktı. Piko. Piko'yu bir ara eskiden çok takmıştım. Sürekli Piko yiyordum. Bunu da yemedim ben. Bunu da bilmiyorum. Ondan sonra bu insanların şeyler. Bunlar güzel. Bunları da seviyorum. Ne kaldı söylemediğim? Ayran aldım 2 tane. Ayranları hemen bulabilirim. Ayran yazıyordu çünkü, çok kolaydı. Bir tanesini 1 lira 15 kuruş almışım. 2 tane aldım. Yani bu kadar abur cubur arasında inanmayacaksınız belki ama diyete girmeyi düşünüyorum. Ara öğün olarak ayran içeceğim. İnşallah olur, yaparım. Evet, ne kaldı? Son 2 tane şey kaldı. Birincisi bu mark şey fiyatını söylemediğim için bu kaldı. Şimdi aramıyorum, 2 dakikada buldum. 3 lira 25 kuruşmuş demiştim, 3 lira falan diye. Bunu da hallettik ve son olarak Dorbi'nin çikolata sosunu almışım. Şimdi bir de son kez bunu arayalım. Ondan sonra artık akşam yemeği yemeye gireceğim. Biraz geç bir saate kaldı. İnşallah ışık da çok sıkıntı değildir. Yeni stand almıştım. Onun ışığıyla kullanıyorum. Arkadan gölgem vuruyor ama yani güneş ışığının olmadığı bir ortama göre şu an ışık beni gerçekten çok memnun etti. İyi ki bu standı almışım. Çok memnun kaldım gerçekten. Yani böyle bir şeye ihtiyacı olan varsa da bana yazın, Instagram'dan falan yazabilirsiniz, söylerim. Bu arada Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Instagram hesabım Sena Levendoğlu, Levendoğlu'nun V'den sonrası E2 tane.
Orada da böyle şey indirim ürünleri falan paylaşıyorum böyle. Genelde kıyafet üzerine ama takip ederseniz çok sevinirim. Çikolata sosunu ne kadar aldığımı da hemen söylüyorum. 2 lira 15 kuruşa almışım ve market alışverişim bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz de mümkün olduğunca eğer gitmek zorunda olduğunuz bir işiniz yoksa lütfen böyle bütün alışverişlerinizi biriktirip toptan bir şekilde yaparsanız çok daha iyi olur. Çok fazla insanlarla temas haline geçmemiş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.